Merhaba sevgili canlar dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta İstesenize adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Şöyle esin aldım. İsa bir yerde niyaz ediyordu. Duasını bitirince taliplerinden biri İsa'ya, "Sultanımız, bize dua etmeyi öğret. Tıpkı Yahya'nın kendi taliplerine öğrettiği gibi," dedi. İsa onlara dedi ki, "Böyle dua edin. Manevi baba, adın kutsal adedine, şahlığın yakında gele. Her gün rızkımızı ver bize. Günahlarımızı affeyle. Çünkü biz de affeyliyoruz bize kötülük yapanları. Ayartılmamızı engelle." Sonra dua hakkında öğretmeye devam ederek onlara şu misali anlattı. "Farz edin ki biriniz gece yarısı ödünç olarak 3 somun ekmek almaya bir arkadaşının evine gitti. Dersin ki ona, 'Arkadaş, 3 somun ekmek versene. Az önce bir arkadaşım çat kapı yoldan geldi. Ona ikram edecek hiçbir şeyim yok.' Diyelim ki arkadaşın da içeriden der ki, 'Git başımdan ya, beni rahatsız etme. Kapı kilitli, biz çoluk çocuk çoktan yattık. Şimdi kalkıp da sana bir şey verecek halim yok.' Fakat size bir şey söyleyeyim. Adam arkadaşlık hatırına kalkıp yapmasa bile ısrarla kapıyı çalmayı yeterince uzun süre devam edersen ayıp olmasın diye kalkıp neye ihtiyacın varsa verir. Bu yüzden ısrarla dileyip durun diyorum. Hak'tan dilediğinizi alacaksınız. Arayıp durun, bulacaksınız. Kapıyı çalmaya devam edin. Açılacaktır. Dileyen her can alır. Arayan her can bulur. Kapıyı çalan her cana kapı açılır. Siz babalar ekmek isteyen oğlunuza taş mı verirsiniz? Ya da balık isterse yılan mı verirsiniz? Ya da yumurta isterse akrep mi verirsiniz? Tabii ki hayır. Siz taş kalpliler bile çocuklarınıza güzel hediyeler vermeyi bildiğinize göre, tabii ki semavi baba kendisinden dileyenlere mutlaka kutsal ruhu da verir. İstemek lazım. Biraz ısrar etmek lazım. Devam etmek lazım. Tabii Yüce Hak hiçbir zaman esirgemez bu şeyleri. Yani bu kötü komşu gibi değil tabii. Ama misal, yani misal olarak anlatıyor. Hoşuma gidiyor. Yani bu kötü komşu bile eninde sonunda verecekse, demek Yüce Hak da bize kesin verir. Hiç tereddütümüz olmamalı. Her neyse, deyişe geçelim. İnşallah seversiniz. Farz edin evde oturuyorsunuz, geç saat çat kapı dost geldi size. Farz edin evde oturuyorsunuz, geç saat çat kapı dost geldi size. Yok ona ikram edecek şeyiniz, o zaman komşudan istesenize. Yok ona ikram edecek şeyiniz, o zaman komşudan istesenize. Komşuya dersiniz, "Komşu baksana, bir arkadaşım yoldan geldi bana." Komşuya dersiniz, "Komşu baksana, bir arkadaşım yoldan geldi bana. Verecek hiçbir şeyim yok mihmana. Israrla komşudan istesenize. Verecek hiçbir şeyim yok mihmana. Israrla komşudan istesenize." Üç
ekmek ver sonra geri veririm. Bu saatte başka kime gideyim? Üç ekmek ver sonra geri veririm. Bu saatte başka kime gideyim? Ver ekmek gideyim, kurban olayım. İnatla komşudan isteseniz. Ver ekmek gideyim, kurban olayım. İnatla komşudan isteseniz. Farz edin komşunuz der içeriden, beni rahatsız etme git başımdan. Farz edin komşunuz der içeriden, beni rahatsız etme git başımdan. Kapı kilitli yataktayız çoktan, yine de komşudan istesenize. Kapı kilitli yataktayız çoktan, yine de komşudan istesenize. Hatırın için kalkmaz belki ancak, ısrar ederseniz mecbur kalacak. Hatırın için kalkmaz belki ancak, ısrar ederseniz mecbur kalacak. İhtiyacınızı karşılayacak, caymayın komşudan isteseniz. İhtiyacınızı karşılayacak, caymayın komşudan isteseniz. Kervanım arayın bulacaksınız, ısrarla dileyin alacaksınız. Kervanım arayın bulacaksınız, ısrarla dileyin alacaksınız. Yaparsanız memnun kalacaksınız, bıkmadan Mevla'dan istesenize. Yaparsanız memnun kalacaksınız, bıkmadan Mevla'dan istesenize. Evet, bıkmadan, usanmadan, utanmadan istesenize. Hep dileyin, hep isteyin, hep arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, 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 çalın. Kapı açılacak size. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, arayın, dileyin, kapıyı çalın. Esen kalın, hoşça kalın.